Neyse ben buraya da duvar kapatayım olmazsa. Kısaca şunu yapacağım. Şimdi şu hemen kenarlarındaki duvarlara da dönelim. Yavaştan toparlayalım. Şimdi önceliğim şu. Döşemelerden birini alayım. Şu zemin katı alayım arkadaşlar. Tamam. İzole ediyorum. Bir tane bak sizeyim. Tane bak sizeyim. Şöyle bir şey olsun. Yüksekliğini, kalınlığını vesaire ayarlayacağım zaten. Align diyorum. Zeminle hizalasın. Z ekseninde bunun minimumu zeminin maksimumuna gelsin. Döşeminin maksimumuna gelsin. Şimdi öncelikle benim önceliğim ne? Şu duvar kalınlığı. Burası 25 santim olsun. Yan duvarları 30 santim yapmama gerek yok değil mi? Şimdi burada kılavuzum neydi? Şu uç noktamdı. Bunu bir alalım. Şuraya taşıyalım. Daha sonra şunu yapacağım ben. Hemen convert to table poly diyeceğim. Uzunluğunu hiç bilmiyorum bakın şu anda. Uzunluğu hiç önemli değil benim için. Extrude diyorum. 25 santim extrude ediyorum. Daha sonra da şurayı döneceğim hemen. Tekrar bir extrude diyorum. Buranın da uzunluğunu bilmiyorum. Şu an 50 santimdeyim. Burada şunu yapacağım ben. Öncelikle bunun vertexlerini açıyorum. Şu vertexleri tutuyorum. Şu köşeyi buraya bitiştirelim. Daha sonra da şu vertexleri de ileri alacağım. Burayı biraz göz kararı yapacağım. Hani ölçülerine de bakabilirsiniz. Yani şunu diyorum. Burayı açarsın. Şu dış duvarımı. Bunun Y'deki koordinatlarına bakarsın. 143'müş. Hadi ölçülü yapayım. Daha sonra tutuyorum. Ben şunun vertexlerini açıyorum. Y'deki eksenlerine 143 veriyorum. 0'a 0 oldu bakın. Tamam. Burada yalnız bak derste yaptığımız eksikliği burada yapmayalım. Öğrenciler şey demişti. Hocam döşeme biraz daha dışarıda demişti. Yani bakın şurayı diyorum. O nedenle ben şunu yapacağım. Yani burası böyle sıfır olmayacak. Şunu biraz daha uzatacağım. İçeri alacağım. Yani burada zemin kalsın. Döşemenin kalması benim için bir sorun değil, değil mi? Ama buradan bir daha dönelim, değil mi o zaman? Yani artık buraya ne yaparız bilmiyorum ama hani balkon vesaire bir şey yaparız gerekirse veya boşluk olarak kalır. Şu anda hiç bilemiyorum. Yani genişliği ne kadarmış buranın, ona bir bakalım. 150 santim fena değil. Neyse duruma bağlı. Zaten görünmüyor ya şu anda, ben balkonla falan uğraşmayacağım. Kaç santim içeri alalım? Şimdi şu vertexlerini açtım. Ben x ekseninde 90 santim alsam yeterli bence. Gayet güzel döşemelerde dışarıda duruyor zaten şu an. O zaman şunu yapalım artık. En üst kattaki döşemeyi de açayım ben. Bunu en üst kata kadar uzatalım. Şimdi aralıklarda boşluklar falan olabilir. Onlara bakacağız. Hatta şöyle yapacağım ben. Normalde şöyle bir durum var. Bak buraları açık bırakmam gerekiyor. Zaten şu arada bir bölge var bakın. Çok yaklaşamıyorum ama dur. Yaklaşayım ya. Niye yaklaşamayacağım ki? Görüyor musunuz? Burada bir duvar var gibi zaten veya bir ara bölme var gibi. Kolon var gerçi. Kolonu görüyoruz da. Neyse. Kısaca ben şey yapacağım. Buraları ayrı yapacağım arkadaşlar. Çünkü hani resmi birebir aynı yapmaya çalışınca anlamaya çalışmak zaman alıyor. O kadar da birebir aynısı olmayı versin. Şimdi şunu yapıyorum. Hemen bunun bu üst vertekslerini tutuyorum. Şöyle Z'de bir uzatalım. Nereye tutturacağım? Şu iç kısmı. Oldu mu? Bunu da rengini değiştirin tabii. Tabi bu arada şunu unuttuk. Onu da unutmayalım. Ben şu dış parçaları izole ediyorum. Ve şu ara birimi. Şuraya dönmemiz lazım değil mi? Böyle kalmayacak. Hemen şunu yapacağım. Seçiyorum. Poligonla yüzeyi. Extrude diyorum. 25 santim verelim. Daha sonra bir daha extrude vereceğim bu yüzeye. Extrude diyeceğim. 50 santim olsun. Vertekslerinden taşırım daha sonra tabi görünümden. Vertekslerini açıyorum. Hemen bunu buraya tutturabilirim hatta değil mi? Z'deki koordinattan almama gerek yok. Nereye tutturacağım ama aşağıya tutturabilirim. Gerçi nereye tutturacağım? Vertex yok ki. Ha, şu dışını tuttururum ya.
Bir saniye bu. Tam geliyor. Ben niye tutturamadım az önce? Şuraya sıfır oturuyor değil mi? Aynen sıfır oturuyor ama şöyle bir durum var. Pardon. Şimdi burada döşemeden doğan bir fark var ya, o yüzden yamuk oldu. Şöyle yapalım. Ben döşemenin kalınlığını biliyorum nasıl olsa. Şu vertex tutuyorum, vertexleri. Şimdi bir açalım. Bunu buraya yine tutturayım ben. Şu köşeyi tutturuyorum. Z'de 30 santim aşağıda kaldı. Bakın hani döşemenin şeyi yüksekliği 30 santimdi ya. Hemen Z'de 30 santim yukarı taşısam o zaman düz olmuş olur. Değil mi inşallah? Evet. Tamam. Yani yine 0'a 0 yapmış oldum. Her taraftan. Tamam mıyız? Bunu kaydediyorum. Şimdi şurada döşemelerle iç içe geçiyor olması hiç sorun değil. O sizi rahatsız etmesin. Çok rahatsız olursanız şunu yapın. Örnek veriyorum. İster bunu dışa taşıyamazsın. Sıfıra sıfır olacak. Şöyle yapabilirim. Şimdi döşemelerin parça parça olmasına gerek yok değil mi arkadaşlar? Ben şunları seçiyorum hepsini birden. Hemen bir convert attable diyorum. Daha sonra da attach deyip hepsini birleştireceğim. Tek bir attable'in içinde hepsini düzenleyebiliyor olacağım. Çok rahatsız oluyorsan ne yaparsın artık? Tap gönüme geldin ya, bu yüzeyler üst üste bindi, rahatsız etti beni diyorsan hemen açarsın artık döşemenin vertexini. Hafiften içe gömersin. Artık görünmüyor. Yani rahatsız etmiyor. Ama render'da bir sorun olmaz. Ben 0'a 0 bırakacağım. Şimdi hemen aynısını karşıya da kopyalayalım. Bu duvarımızın. Hemen Y ekseninde mirrorluyorum. Y ekseninde kopya olarak mirrorladım. Ödüm koptu bir an gitti diye. Bunu şu üst döşemeye tutturabilirdim değil mi? Şöyle yapalım mı? Bu kadar kalabalığa gerek yok. Şunları bir sadeleştirelim. Hemen bunun üstteki vertexinden tutuyorum. Buradan şuraya tutturuyorum. Tamam mıyız? Bak isolation bitiriyorum. Bakıyorum. Tam oturmuş. Daha sonra şunu yapacağım. Bu ikisini seçiyorum. Hemen x ekseninde mirrorluyorum. Kopya olarak mirrorlayalım. Daha sonra şunu yapıyorum. Şu döşemeleri izole edeyim. Dış duvarı tutmaya çalışmayalım çünkü. Hemen şu köşesini. Tabii döşemeyi bırakmak lazım değil mi? Hemen şu dış köşesinden tuttum. Koydum. Bu da oldu. İnşallah video kaydediyordur. Tamam, kaydediyormuş. Neresi kaldı? Şu kısım kaldı. Bu yüzler kaldı. Bunu da şöyle yapsam. Nasıl olsa kareydi ya bu. Şöyle bu dört arkadaşı seçsem ben. Bir, iki, üç, dört. Bunları bir grup yapayım. Shift'e basılı tutarak bunları 90 derece çevirsem. Demek ki kurtarmıyormuş. Tabii yani kare değil, pardon. Kare olur mu ya? Gerçi kare olur değil mi ya? Neyse ama. Artık düşünmüyorum bu sahne üstüne. Direkt modelleyip bunları tabi ungroup diyelim de dağıtalım. Şimdi tutuyorum. Move komutunu aldım. Bunu buraya tutturdum. Hemen şu arkadaşı da alıyorum. Bunu da buraya tutturuyorum. Pardon, işten olacak tabi. Şu köşeyi tutturdum. Yine aynı arkadaşları seçiyorum. Buraya. Bunu da şuraya tutturdum. Tamam mıyız? Bir daha balkonları falan kapatmam kalır. Balkonlara da şimdi şöyle bir durum var. Hepsine de cam vesaire koysak o biraz kasabilir işin açığı. Oldu ya, derstekinden daha iyi oldu bence. Yani en azından bazı hataları bilerek yaptık ya. O nedenle artısı oldu. Şu anda şöyle bıraksam mı? Dur şu balkonları da döneyim hadi. Öyle bırakmış olayım. Bu kısma kadar modelleyin. Daha sonra ışıklandırmasını falan yazın yorumlar arkadaşlar. Hani istiyor musunuz?
Ona göre çekelim ya da çekmeyelim. Şimdi şunu yapalım mı? Bunu da göstermiş olayım madem. Şimdi şöyle bir durum var. Biz burada parça parça birden fazla duvar yaptık. Ben bunlarla oynamak istemiyorum işin açığı ilerleyen aşamalarda. Örnek veriyorum. Şunu yapacağım. Edit'e geleceğim. Select by color diyeceğim. Bak hepsini seçtim renginden. İzole ediyorum. Bunların hepsini Ethyl Poly'de toplayacağım. Tek bir Ethyl Poly'de. Neden? Çünkü hepsini aynı materyal atacağım zaten. Değil mi? Böyle 50 bin parça olmasının bir anlamı yok benim için. Isolation'ı bitirdim. Hani böyle layer'lı falan çalışıyorsanız yazılabilirsiniz. Hani ne bileyim duvar vesaire. Artık ne yazıyorsanız. Rastgele bir şey yazacağım. Hatta bunu şöyle yapalım. Grup yaptığımı yani Ethyl Poly'de birleştirdiğimi Hide Selection değil mi ki karışmasın. Kalabalık görünmesin. Select by color. Bunlar neymiş? Hemen Ethyl Poly'ye giriyorum. Ateş diyorum. Tamamını seçiyorum. Bak izole edince sadece bunlar kalıyor listede. Unutmayın. Hemen buna da Hide Selection dedim. Isolation'ı bitiriyorum. Daha sonra tekrardan Select by color. Camlarımızmış. Ateş diyorum. Yine bunları da birleştirdim. Yine bir saatte yetiştirdik ya, bu kadar hataya rağmen. Güzel. Ben daha uzun sürerse diye korkuyordum. Şimdi burada döşemeler zaten ayrıydı. Şey bitişikti. Döşemelerle şu çerçeveler aynı renkti ya, ondan korktum. Daha sonra hemen Select by Color. Bu arkadaşları da hemen birleştiriyorum ben. Tabii şöyle grup olmasın. An grup diyorum. Bunlar zaten grup değil. Hemen ateş dedim. Şunları da katalım. Bunlara da high selection dedim. Isolation bitiriyorum. Zaten başka ne kaldı? Çerçeveden başka bir şey kalmadı. En son dış çerçeve. Pardon, bir tanesini seçsem yeterdim. Niye bir seçtim ki? İzole edeceğim diye düşündüm ya. Ateş diyorum. Bunları da birleştirdim. Vertexlerini de kapatıyorum. Artık hepsi aynı materyal nasıl olsa, yani bu grupladıklarımı. O nedenle parça parça yapmama gerek yok. Şu balkonları da kapatalım isterseniz. Uğraşmayalım daha fazla. Burada da balkonlarda şöyle bir durum var. Şuralar kapanacak. Aslında bunları da böyle tek parça yapsak güzel olur gibi. Yani ne demek istiyorum? Mesela şu orta kısımlarda şunları kapatacağım, değil mi? Şöyle yapalım mı?